Hayırlı günler. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size kendi balkonumdan değil, farkındaysanız farklı bir balkondan günaydın diyeyim dedim. Bakın aşağılara nasıl yeşil arkadaşlar, nasıl güzel. Şimdi bir taraftan da rüzgar, inşallah ses patlamaz. Bu rüzgar olayında ses patlaması oluyor. Burası neresi arkadaşlar? Kız kardeşimin balkonu. Şurası da vadi. Gebze'de oturanlar burayı bilirler. Vadi şu kısım. Ve nasıl yeşil yeşermiş, nasıl ağaçlanmış arkadaşlar. Ne kadar güzel olmuş. Bakın ben yani buraya bu koronada çok sık gelmedim. 3-4 aydır gelmedim. Görüşüyoruz kız kardeşimle de dışarılarda görüştük. Ondan sonra ne kadar güzel olmuş, yeşermiş. Şurası hadi onların bahçesiydi ama arkadaşlar size onun sukulentlerini göstermek istedim. Bakın bu sukulentlere kız kardeşimin kargalar rahat vermiyordu. Ve gerçekten çok böyle şey durumdaydı. Nasıl diyeyim sana, toprağa çok sıkışmış durumdaydı. Bakın şunlar da düşmüş, onları görüp yapmamış. Ondan sonra ben bir gün ona gelmiştim. Bir şey için gelmiştim. Yine öyle oturmaya gelmemişimdir. Oturmaya vaktim olmuyor. Bakın kargalar ne hale getirmiş arkadaşlar. Deliklere bakın ya. Ondan sonra kız kardeşime geldiğimde dedim ki bunların saksılarını dökelim. Ben bunların hepsine dedim yeni baştan, bakın bu da düştü. Bunların dedim hepsini ben yeni baştan dedim. Bir dedim saksılayayım dedim. Bakın yine sertleşmeye başlamış ama eskisi kadar değil. Ondan sonra arkadaşlar bunun kız kardeşimin saksısını tamamen hepsini değiştirdim. Hepsini bu balkonun içine döktüm. Ondan sonra değiştirdim. Ve sonra hepsini bir araya topladım. Bakın kaktüslerine. Hepsi o kadar güzel olmuş ki o memlekete gidince eşi sulamış bunları. Günlük suluyordum diyormuş. Günlük suluyor ve bakın baldilere bakın arkadaşlar. Baldilerin güzelliğine bakın. Bakın nasıl güzel olmuş. Ve balkonu yıkamak için yukarıya koydum diyor. Bütün kargalar, kuşlar diyor. Hepsine diyor gagaladılar diyor böyle. Hepsine gagalamışlar. Ama arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş şu. Şu kopmuş. Onların üstüne koymuş ama yani bunu nereye koyabiliriz? Bunu koysak koysak yine şuraya koyarız. Bir tane benim şey lazım. Diş fırçası gibi bir fırça gibi bir şey lazım. Şöyle koyuvereyim şimdilik. Çünkü o onu orada unutabilir. İşte böyle kuşlar, kargalar, konağım ona. Kız kardeşimin saksıları da çok güzel, çok şükür çok güzelleşmiş. Yani siz bakmayın. Kendisi bakmamış. Kocası bakmış. Kocası becermiş bu işleri. Aslında kendisi çok beceriklidir ama yani olmamış bu işte. Mehmet daha iyi yapmış. Güzel olmuşlar. 10 puan verdim bunlara. Bu işi yapabilirler. Ve kocası arkadaşlar gidip gelip bunlara bakıyormuş, seviyormuş. Ondan sonra çünkü bir tutku yani. Sukulent, kaktüs bir tutku. Şimdi arkadaşlar niye kendi balkonumdan açmadım? Size bunu da izah etmek istiyorum. Hacamat yaptıracağım bugün. Çocuklara hacamat yaptıracağım. Kendime hacamat yaptıracağım. Kız kardeşimin tanıdığı birisine yaptıracağız. O yüzden buradan doğru dedik gidelim. Ben işten buraya geldim. Şimdi çocuklar da dişçiye gittiler. Onlar da buraya gelecekler. Onlar da buraya geldikten sonra gideriz. Hacamatımızı yaptırırız. Evimize geçeriz arkadaşlar. Şöyle bakın ne kadar güzel olmuş. Bugün de var ya o kadar başım ağrıdı ki, hacamatla alakası yok.
Tansiyonum zannedersem yine ayarsızlaştı. O kadar başım ağrıdı. Bir tane ağrı kesici içtim. Keşke şu şey olsaydı. Nedir onun adı? Kestane kreminden olsaydı kullanırdım hemen. Arkadaşlar bakın, bin bir surat ekmişim. Ben ona ne kadar güzel olmuş bin bir surat. Bin bir surat küçüktü hatırlıyorum. Ve ona ekmiştim. Ne kadar güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş sukulentleri. Şu an susamışlar ama ben de arkadaşlar sukulentlerde kargo hazırlayacağım. Yetişip kargo bu akşam bilmiyorum, inşallah koyabilirim kargo videosunu. Yani inşallah yetiştirebilirim. Eğer yetiştiremezsem büyük ihtimalle kime ne gönderiyorum kargosu çekmeden o kişilerinkini öyle göndermek zorunda kalacağım. Kargoyu da hazırlayıp göndermek istiyorum arkadaşlar. Saksılarımı bir an önce düzene sokmak istiyorum. Bakın, kız kardeşimin saksılarını tazeledim diye böyle oldu. Tamam, kocası da gerçekten çok güzel sulamış. Yani 10 numara 5 yıldız yapmış buralara ama şöyle bir şey var. Bu saksıları, ben bunu diyorum işte, şaşırtma yapın, saksılarınızı dökün, tazeleyin, kaldırın, indirin, havalandırın toprağa diyorum ya. Bu olay bu. Düşünün, ne kadar acemi sukulentçi dahi olacak olsa aynı saksıda ekili durmasın. Evirin çevirin. Yani bu evirip çevirmenin de o kadar faydası var ki. Şimdi de ben biraz satışım olsun. Ondan sonrasını arkadaşlar biraz şey yapmak istiyorum. Yani hepsinin saksılarını şaşırtmaları yapmak istiyorum. Bebekleri yerleştirmek istiyorum falan. Biraz saksılarla hem Sukulent kanalına da video çekmek istiyorum. O şekilde bakalım, devam etmek istiyorum. Şu kaktüsten de bende yok. Onda var. Ay, etrafı ne kadar dolu. Bakın yavrulara bakın arkadaşlar. Aman Allah'ım. Bakın. Kaktüsün etrafı tamamen şöyle. Bakın. Tamamen böyle dolalı bir biçimde. Acaba kendisi bunu gördü mü? Çok güzel. Ay, harika olmuş ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Ya bu kaktüs sevgim ne olacak bilmem. Sukulent sevgim ne olacak bilmem. İflah olmaz bir şey. Videomuzu gece açtım. Çünkü gündüz eve yetişemedik. Hacamatı yaptırdık. Hacamatı yaptırdıktan sonra maalesef bu vakit oldu arkadaşlar. Yani şu an saat tabii ki size video ne zaman geleceği belli değil ama benim videoyu çektiğim saat 10.30. 10.30'a kadar ancak geldik. İşte çoluk çocuğa hacamattan 2 saat sonra yemek yedirilecek, yemek yedirdik. Bugün hazırlamam gereken bir sürü kargo vardı arkadaşlar. Bu kargoları tabii ki de hazırlayamadım. Şöyle şu şeyi flaşa açmak lazım. Kargoları hazırlayamadım. Kargo bekleyen arkadaşlar, acaba kargo videosu yaptı mı diye benim videomun yolunu gözleyen arkadaşlar, ne olur kusuruma bakmayın. Bu aralar çok yoğunum. Yoğunluğumun sebebini de şöyle söyleyeyim. Eşimin amcası vefat etmişti. Eşim memlekete gitti. Bu sefer çocuğu götürmek, işte onunla ilgilenmek hepsi bana kaldı. Öyle olunca bu sefer çocukla ilgileniyorum. Okuluna işte geliyor, öğretmenler alıyorlar benim çalıştığım yerden akşamüstü tekrar. Bir de hacamat işini araya koyduk. Bu arada ben zümre toplantımız oldu. Zümrenin dışında eğitimlerimiz oldu arkadaşlar. O eğitimlerin mutlaka olması gerekiyor. Zümrenin mutlaka olması gerekiyor. Bir yıl içerisinde yapılacak her şey, bütün aynı sanat dalındaki arkadaşlarla hemfikir oluyoruz. Bunun mutlaka yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu ara çok yoğunum. Ama kargonuzu hazırlayacağım. Allah izin verirse artık gün bile veremiyorum da büyük ihtimalle
Kargoları yarın inşallah hazırlarım ve cuma günde kargoları veririm diye düşünüyorum. Aslında yani işten gelesiye bırakmasam çok iyi olacak. İşten gelince yetiştiremiyorum arkadaşlar. Yani bu ara yetiştiremiyorum. Çocuk da bende. Eşim normalde arabayla bırakıyor, alıyor falan işte. Öyleydi. Bu aralar kul işte sıkışabiliyor. Bu aralar öyle oldu. Bilseydim azıcık siparişleri durdururdum. Ne bileceğiz cenaze olacak arkadaşlar ya. İsteyen arkadaşlar da şöyle arkadaşlar, leş kaktüslerinden istedi. Leş kaktüsleri arkadaşlar sadece bana bir tane kaldı, bir kök. Ve geri kalan hepsi hemen hemen bitti. Ben tekrar satışta olanları size tek tek söyleyeceğim. Şu kristal olan türüm çok isteniyor. Bakın parlak değil de. Bu isteniyor. İşte onun da ben söyleyeceğim. Hangisi duruyor? Hangisi verilebilir? Bunların hepsini söyleyeceğim size. Ama haberdar etmek istedim. Kısa da bir video olsa neden kargo hazırlamadığımı bekleyen arkadaşlara ve size de neden işte uzun bir video çekemediğimi bu şekilde anlatmak istedim. Bir dedim ki Fatma yatsı namazını kıl ve kargoyu hazırla dedim. Sonra da dedim ki canını düzde mi buldun dedim. Bir gün daha bekleyebilir, saksılarında iyice büyürler. Ondan sonra bu yüzden arkadaşlar kargoyu yapmadım. Yapamadım. İnşallah yarın Rabbim nasip etsin. Benim de bir huyum var ya. O arkadaşlar söz verdim ya. Onu yapacağım dedim ya. İlla yapacağım yani. Böyle bir huyum var. Ama artık böyle siz de beni tanıyorsunuz. Allah göstermesin. Benden yana en ufak bir sıkıntı olmaz. Allah muhafaza eylesin. Olduğu da bir hal oldu. Olduğu da bir şey oldu. Tabii ki herkesin ben iadesini de yaparım. Konularda hiç sıkıntı olmaz. O yüzden arkadaşlar videom bugünlük bu kadar olsun. Yorgun boşu boşuna bir daha kargo hazırlamayayım. Hazırladığım kargoların da videosunu çekmeyecektim. Siz de kargo videolarını seviyorsunuz. O yüzden en iyisi ben kargo videosu da çekeyim. Güzel güzel. Ondan sonra kargo videolarından sonra arkadaşlar güzelce de hem videomuzu atalım hem kargolarımızı gönderelim. Biz bildiğimiz yoldan ayrılmayalım. Bu akşamlık bu kadar olsun. Hoşça kalın.